Denizli Çivril'de Işıklı Gölü ararken biraz kaybolduk. Böyle gördüğünüz gibi yol falan bitti. Bir şey kalmadı ama biz gölü bulamadık. Ayçiçekleri bulduk bol miktarda. Böyle. Şimdi tekrar geldiğimiz traktör yolundan geri dönüp Işıklı Gölü bulmaya çalışacağız. Bin bir türlü macera ve kaybolduktan sonra sonunda Işıklı Gölü'ne ulaştık. Tekneye bindik. Şimdi Nilüferlere doğru ilerliyoruz. Görebilirsek göreceğiz. Sonunda Işıklı Göl'de Nilüferleri görmeye geldik. Biraz zorlu ve maceralı bir yolculuk oldu ama şu anda çiçeklerini göremiyoruz. Sadece Nilüferlerin yaprakları var. Bak kapanmış Teknelerle geliyorsunuz. Bir ay, 1,5 önce gelseniz çok güzeldi ama evet. Kenarda. Son Şu zamanlarda şekilde. Nasıl fizik kazandı? Biz tesadüfen öyle internette gördük. İşte Aslında. kenar çok güzeldi abla. Gerçekten de çok güzeldi. Çiçekleri kapanmış vaziyette bu mevsimde. Gezebilirdin yani aralarda. Bir tane Böyle bayan var. insanlar geliyor. Onun Orada üstünde gördük zaten. fotoğraf çekiyorlar, geziyorlar. Aslında Gezerse de çektik. bizimki biraz maceralı oldu ama gene de Ama sizin şey sorunu var. geldik, gördük. Bu şekilde biraz daha yaklaşmaya çalışalım bakalım. Şey tarlaları var. Biz de tarlalara gittik yani. Aynen bu şekilde. Gölde Nilüfer Bahçesi. Şöyle sazlık alanlar. Tekneyle geliyorsunuz. Bu şekilde gezebiliyorsunuz. Biraz geç kaldık. Akşamüstü olduğu için ışık da biraz sağlıksız oldu. Ama gene de değişik ve güzel bir ortam. Işıklı Gölü'ne nasıl geliyorsunuz? Çivril'den Dinar istikametine bir yaklaşık 20 kilometre araç sürdükten sonra hemen yolun kenarında zaten levhayı görebiliyorsunuz. Nilüfer Bahçeleri diye. Biz yolu şaşırdık. Aslında yolu şaşırmadık. Navigasyonun azizliğine uğradık. Navigasyon bizi farklı bir yere götürdü. Yaklaşık 10 kilometre kadar gidiş, 10 kilometre geliş. Bozuk bir traktör yolundan gittik geldik. Arabamızda epey hırpaladık. Tekne turu 100 lira. İster tek kişi binin, ister 4 kişi binin, 5 kişi binin, aranızda bölüşebiliyorsunuz. Bu şekilde belirtelim. Tekne turu. Her tekne başına 100 lira alınıyor. Kaç kişi gelirseniz gelin. Evet. Şimdi şurada. Bakın şurada da var aslında açan ama şuradaki de bak orada bir tane var açan. Şurada bir tane açmaya çalışan. Çiçeği var.
Kaptan bizi Nilüfer'e doğru yaklaştırıyor. Evet. Kapatmış abi kendini de. Evet. Ve mevsime geçtiğinde Nilüfer çiçeği kendini kapatıyormuş. Tam şöyle şey. Mevsiminde de oldukça güzel görünüyordur. Evet. Elinle bir kaldırgaç çekelim şöyle. Nilüfer'i görüyoruz. Şimdi tutuyorum mesela. Şu şekilde. Çok güzel değil mi? Nilüfer çiçeğine de temas ettik. Sonunda ağaçlarına muhtemelen güzel olacaktır. Yok. Daha çok sayıda olsa tabii daha güzel olacaktır. Kapadı ya kendini. Nilüfer. Sabah 8'de açıyor ama güneş gördüm başlıyor açmaya. Akşam 3.30'dan sonra kapadı ya kendini. Evet. Bayağı 2.30-3 öldür ablamın çiçeği. Kaptanın dediğine göre sabah 8-8.30'da açıp akşam 3.30 gibi mesaisi sona eriyormuş Nilüfer çiçeğinin. Kapatıyormuş dükkanı. Gidiyormuş. Biz biraz geç kaldık. O yüzden olmadı. Ama gene de bu ortamda, bu coğrafyada bizim için güzel bir değişiklik oldu. Sarısına baksanıza, ne kadar güzel. Bak sarısına bak, içinin sarısına. Evet, hadi bakalım. Dur, çevrilmeyelim. İçinde sarı şeyleri var, tohumları var. Çok güzel. Evet. Derin değilmiş, yani derin 23 metreymiş. Şu şekilde oluyor. Evet, böyle de. Bu göl Çivril Gölü değil mi? Işıklı Baraj Gölü. Çivril Işıklı Baraj Gölü'nde bir Nilüfer macerası da yaşamış olduk. Buraya gelmek, ulaşım ayrı bir sorun. Bunu da ayrıca şikayetimi buraya getireceğim. Artık dikkate alan olur mu olmaz mı? Kim alacak? Çivril Belediyesi mi? Karayolları mı? Google mı? Birilerinin dikkate alması lazım. Daha önce yanlış saptığımız yolda görüştüğümüz yerliler, birkaç kişi bizim gibi yüzlerce insanın kaybolarak yanlış yola girdiğini söylediler. Belediyeye ve benzeri yerlere söylediklerini ama kimsenin de dikkatini alıp bu haritayı düzeltmediğini söyledi arkadaşlar. Onların da yardımıyla buraya geldik. Bu güzel geziyi yapıyoruz. Evet. Gezmek bizim işimiz. Bu şekilde gördük. Buradan balık falan oluyor mu? Turna ve sazan var abi. Var değil mi? Var. Bu işten balığa bakarız, balık avlayıyoruz. Evet. Turna ve sazan balığı olduğunu da öğrenmiş olduk burada. Aslında turna balığı olsa güzel yenirdi. Sazan tercih etmiyoruz ama turna tercihimizdir. Şöyle geliyorsunuz böyle. Görebiliyorsunuz. Güzel oluyor evet. Yolculuğumuzun sonuna geldik, geçmiş olsun.